Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yerelden Ulusal İklima Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetimizde 9 Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi ve benim çok çok değerli hocam, Doçent Doktor Nilüfer Özcan Demir ile birlikteyiz. Hocam, davetimizi kabul edip geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Sedacığım. Herkese keyifli dinlemeler diliyorum. Hocam, başlayabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Seda'ya özellikle teşekkür ediyorum. Daha yeni bir makale yazdık onunla da. Çok heyecanlı bir süreçti. Tezi de Hacettepe'de beraber, ben Hacettepe'den gelmeden önce bitirmiştik. İyi bir çalışma oldu. Gayet güzel bir çalışmaydı. Makale de öyle. Belki bakarsınız dergi farktan. Reklamını yapalım. Katalım. Çok heyecanlı bir süreçti. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Bugün ekolojik sorunlara sosyolojinin rehberine bakmak ve anlamak üzerinde birazcık konuşmak istiyorum, muhabbet edeceğiz sizinle. Ve öncelikle bu çalışmayı bütün varlıklara, özellikle de acı içinde olanlara hediye etmek istiyorum. Onların acısını dindirmeye katkıda bulunmasını niyet ediyorum. Bunu da önemsiyorum çünkü hayatta çok fazla acı var. En azından burada konuştuklarımız birbirimizin kafasında biraz açılım yaparsa hepimizin zihni açılacak ve bu bütün dünyadaki acılara belki birazcık da katkıda bulunacak onların geçirilmesine. Bir de özür diliyorum. Sosyolog Becker diyor ki, sosyolog iki kelimeyle anlatacağını alışkanlık olarak 20 kelimeyle yapar. Bugün anlatacaklarım böyle biraz uzun uzun kelimelerle uzun uzun olursa, şimdiden canınızı sıkacaksam özür diliyorum, affedin beni. Ama kısa kısa anlatmaya özen göstereceğim. Ve burada da bu fotoğrafı özellikle koydum. Yani bizim bugün bu çalışmanın bağlamı gereğince benim size sürekli söyleyeceğim şey, doğadan ayrı olmadığımız, bizim doğanın üstünde değil, doğayla beraber olduğumuz, doğadan ayrı olmadığımız gerçeğini sürekli size hatırlatacağım. Ve bu 200 yıldır neredeyse zihinlerimize kazılmış olan ben ve öteki ayrımının, Descartes ve Bacon sürecinden geçerek gerçekleşen bu zihinsel ayrımın, artık çağımızda bağlantısal bütüncül bakışla beraber yok olduğunu, yok olmak üzere olduğunu, bütüncül bakışa sahip olursak doğadan hiç ayrı olmadığımızı, içinde yaşadığımız çevreden farklı olmadığımızı, ondan ayrı olmadığımızı size hatırlatmaya, vurgulamaya çalışacağım. Bunu yaparken de size, Seda böyle bir çalışma teklif ettiğinde hani nasıl sunarım? Ben uzun süre Hacettepe'de çevre sosyolojisi dersi verdim. Böyle bir herhalde 15 yıl olmuştur çevre sosyolojisi dersi verdim. Onu da farklı alanlardan gelen öğrencilerle beraber işledik. Sosyolojiden alanlar vardı ama çevre mühendisliğinden alanlar vardı. Diğer mühendisliklerden alanlar vardı ve konuyu onlara da uygun bir biçimde anlatabilmek için farklı örnekler, farklı konular seçmeye çalışırdım. Gene öyle yapmaya çalışacağım. Çünkü biz sosyolojiyi biliyoruz sosyolog olarak ama asıl anlatacağımızı karşıdakinin basit bir şekilde anlaması için çaba göstermek niyetim benim her zaman. O yüzden de bu acıdan girmişken bir Buda hikayesiyle konuya başlayacağım. Buda'nın ikinci ok hikayesi. Buda diyor ki, bir ormanda yürüdüğünüzü hayal edin ve yürürken size bir ok saplanır. Bu ok hepimizi vuran bir oktur. Hayatın içinde çeşitli acıların içine gireriz. Bu ok işte avcının geyik vurmak için harcadığı bir ok ama gelir sizi bulur. Hiç tahmin etmediğiniz anda bir acı yaşarsınız ve müthiş bir acı hissedersiniz diyor. Bu birinci okla ifade edilen şey hayatta karşılaştığımız acılardır. Kaçınılmaz olarak bununla karşılaşırız. İşte ne olur? Çevre felaketleri yaşanır. Sel olur, toprak kayması olur, bir deprem olur, bir iklim felaketi yaşarız. Çevresel sorunlar bizi gelir bulur. Ya da bunlar çok kişisel sorunlar olabilir. Bir acı yaşarız, bir hastalık gelir bizi bulur. Sevdiğimiz birisini kaybederiz gibi. Bu birinci oktu. İkinci oksa diyor ki Buda, zihinsel olarak bunları nasıl karşıladığınızdır ikinci ok. Buna verdiğiniz düşünsel, duygusal, zihinsel tepkilerinizdir diyor. Bir soru karşısında nasıl cevap vereceksiniz bu soruya? Asıl önemli olan budur diyor. Çünkü düşünce herhangi bir acıyı 10'a, 20'ye hatta 100'e katlama eğilimindedir. Kurban bilincine girersek çok daha fazla ağırlığı oluyor bunun.
Bu acı bizi gerçekten uzaklaştırır. Ayağımızı gerçeğe basmamızı engeller eğer girersek bir duyguya ya da düşünceye. Ne gibi şeyler olabilir? Eyvah, dünya yok olacak, ben ne yapacağım? Öleceğim. Yuvam, toprağım, evim kaybolacak. Ben bunlarsız bir hiçim. Keşke böyle olmasaydı. Eğer şunu yapsaydım böyle olmasaydı gibi düşünceler bizi sarabilir. Bunların hiçbirinin gerçekten olacak duruma vereceği bir cevap yoktur diyor Buda. Onun için bunlar gerçekten çözümün bulunacağı yerler değildir. Eğer biz buralarda gezmezsek ikinci ok ve diğer düşünce okları bizi vurmaz. O yüzden herhangi bir sorun karşısında bizim ona vereceğimiz tepki, ben burada sosyolojik bakışı anlatacağım ama insani olarak da vereceğimiz tepki, içine gireceğimiz düşünce ve duygulardan çıkarak daha akılcıl, daha kalbi aydınlatan ama aklı da kullanarak bir yanıt aramak olmalı. Bunu size açıklamaya çalışacağım bugün. Şimdi gündelik hayatta hepimizin otobüs durağı deneyimi olmuştur diye düşünüyorum. Hepimiz bir otobüs durağı deneyiminden geçeriz ve otobüs duraklarında yeni yeni gördüğüm telefonla işte QR kodla okuyarak gösterilen haritalar var. Ama benim bildiğim zamandan kalan haritalarda şu an buradasınız haritaları. O harita ne demek? Bizim mekanla kurduğumuz uzamsal bir ilişki aslında. Bulunduğumuz yerle nereye gideceğimiz arasında o haritaya bakarak bir ilişki kuruyoruz. Harita bize gideceğimiz yolu gösteriyor. Verili bir bilgi, neredeyiz ve nereye gideceğiz diye bir ilişkiyi kurguluyor bizimle. Aynı şekilde hayatın içinde de bizim aslında sosyal haritalarımız var. Tıpkı fiziksel harita gibi. Hangi sosyal durumun içindeyiz? Biz buna uygun nasıl davranmalıyız? Biz hangi roller ve değerlere sahibiz? Bu rollerimizi ve değerlerimizi hangi normlar sınırlandırıyor? Bunlar da sosyal haritayı oluşturuyor. Sosyal haritada ben ve toplum arasındaki ilişkiyi bize veriyor. Bu bir zihin haritası şeklinde de olabiliyor. Bağlantılar üzerinden biz bunu kurgulayabiliyoruz. Ya da söylediğim sosyal harita içerisinde bir bilgi ediniyoruz. Ama bizim sahip olduğumuz bu bilgi aslında çok fazla bir şey ifade etmiyor. Bizim o bilgiyi harita içinde bağlantılarla görmemiz, içselleştirmemiz ve hayat içinde kullanmamız gerekiyor. Aksi takdirde sahip olduğumuz o bilgi gerçekten ezber bir yük haline geliyor ve sonra zaten unutuyoruz. Ben bir ders sonra girip de derste öğrencilere geçen haftaki dersi hatırlıyor musunuz dediğimde ya da geçen dönemki dersi hatırlıyor musunuz dediğimde hatırlanmıyor. Neden? İşte o bilgiyle hayat arasındaki bağlantıyı ve ilişkiyi kurmuyoruz. Bu sosyal harita bizim hayatın içinde hep kullandığımız bir şey ama ancak bağlantılar sayesinde biz o bilgiye erişim sahibi oluyoruz. Bu bilgiyi de size açıklayabilmem için, bu bağlantıları oturtabilmem için bir örnek vermem gerekiyor. Bilgi üzerinden size açıklama yaparsam o çok felsefi oluyor, çok epistemolojiye giriyor. Onu da girmek istemiyorum çünkü burada sosyolojinin dışında da konuyu dinleyenler var. O yüzden bilgi nedir sorusuna, kalem nedir sorusu üzerinden yanıt vererek bir örnek üzerinden daha iyi anlatmaya çalışacağım. Belki siz de daha kolay, aa böyle miymiş diyeceksiniz. Yani bilgi nedir yerine kalem nedir sorusu üzerinden biz bilgiyi anlamaya çalışalım şimdi isterseniz. Şimdi kalem nedir sorusuna eğer biz sadece onun görüntüsünden yola çıkarak bir yanıt arıyorsak, bulunduğumuz bilinç seviyesi duysal bilinç. Bu sadece imgeler üzerinden görüneni açıklama çabası. Bu nasıl bir şey? Bir şeye inanıyorum ya da inanmıyorum türünde bazı düşüncelerimiz vardır. İşte o tamamen gördüğümüz şeyler üzerinden bir açıklama yapmamızı sağlar. Bugün gündelik hayatın içinde sosyal medyada, Twitter'da, Instagram'da her türlü tartışma içerisinde aslında bunu görüyoruz. Bir takım kanaatlere sahibiz ve o kanaatler üzerinden yorum yapıyoruz. Orada bulunduğumuz bilinç seviyesi duygusal bilinç seviyesi. Bu bilinç seviyesi ne kadar eğitimli olursa olsun, yani üniversite mezunu bile olsak bu bilinç seviyesinde bulunabiliyoruz. Ve bu eğer biz sadece görünenler üzerinden
yorumlar yapıyor ve kanaatler oluşturuyorsak, bilin ki bu bilinç eğitimsiz bir bilinç. Ve bilgiye ulaşma konusunda da sadece gördüğü üzerinden yorum yapan bir bilinç. Ve böyle bir farkındalık seviyesine sahip. Bu bilinç seviyesini çok çok hızlıca geçmemiz lazım. Burada kalmamamız lazım. Gördüklerimiz önemli ama bizim daha ileriye gitmemiz gerekiyor. İkinci soru, kalem nedir sorusuna, onun özelliklerinden yola çıkarak ve kalemin imgesiyle bir ilişki kurarak verdiğimiz bir cevap. Yani işte kalemin büyüklüğü, küçüklüğü, uzunluğu, kısalığı, tombulluğu, zayıflığı, herhangi bir özelliğiyle, mesela bu dörtlü bir kalem, öyle düşünün, dört tane çıkışı var. Bununla kalem imgesi arasında bir ilişki kurmaya çalışmak. Bu bilinç seviyesi felsefi bilinç seviyesi. Eğer biz bu bilinç seviyesine geldiysek artık ilişki kurmaya başlıyoruz. Neyle? O durumla, o sorunla, o sorunun kendisi ve görüntüleri ya da kendisi ve özellikleriyle bir ilişki kurmaya başlıyoruz. Bu kısım önemli çünkü bilgiye de asıl ilişki kurduğumuz zaman adım atıyoruz. Eğer biz bir ilişki görebiliyorsak o felsefi bilinç seviyesindeyiz demek. Bu da platonik bir bilinç seviyesi. Akademiya yani üniversitede bu bilinç seviyesinden durmuş. Yani biz bir an önce ilişki arama moduna geçmeliyiz. Kalem nedir sorusuna eğer onun oluşum süreçlerinden, yaratım süreçlerinden yola çıkarak bir cevap veriyorsak, bu da gözlemci, deneyici, hümanist bilinç seviyesine sahip olduğumuzu gösteriyor. Bir ileri aşama. İşte kalemin, mesela bir kurşun kalemin, televizyonda bazı programlar var böyle nasıl yapılır diye. Ben çok merakla izlerim onları. Bir kurşun kalemin yapılma aşamasını mesela izlemiştim. İç kısmı grafitten oluşuyor. Kil ve sudan oluşan bir bölümü var. İçine daha sonra kurşun akıtılıyor. Sonra o özel makinalarla logolar basılıyor. Bütün bir kalem gördüğünüzde eğer bütün bu yapım süreçleri üzerinden kaleme dair bir bilgi oluşturuyorsanız yenilikçi, yaratıcı, hümanist bir bilince sahipsiniz demek. Bu istenilen bir şey işte o ilk bilinç seviyesinden daha yukarılara çıktığımızın da göstergesi. Bir başka seviye daha var. Bu da kalem nedir sorusuna işleminden yola çıkarak yanıt veriyorsak kısmı. Bu pragmatist, duyumcu bilinç seviyesinde olduğumuzu gösteriyor. Bu daha çok statikocu bir bilinç seviyesi, muhafazakar. Skolastik bilincin de buradan doğduğunu biliyoruz biz. Çünkü bu bilinç seviyesi hayatta işlevi olmayan her şeyi reddeder. Biz bunu işlevselci sosyoloji kuramları içerisinde de görüyoruz. Parsons mesela kuramcılardan biridir. İşlevi yoksa bir kurumun gereksiz olduğunu, bunun üzerine yorumları vardır. Çağdaş sosyoloji kuramlarında işleriz bunu. Bu bilinçte diyor ki, İşlevi olan hayatın içinde devam eder. Ve biz bir durumu, bir sorunu, bir bilgiyi işlevleri üzerinden yorumlarız. Bu bilinç seviyesinin en zor tarafı, demin de söylediğim gibi, işlevi olmayan şeyleri yok farz etmesidir. Ve incelediği şeyler arasında statüsel ayrımlar görür. İşte bu kurşun kalem, bu mürekkep kalem, bu tükenmez kalem, bu kırmızı kalem, bir takım etiketleri vardır durumların ve o etiketler üzerinden ilişki kurar incelediği, araştırdığı şeylerle. Ve asıl önemli olan da bu işlevselci bakış açısına sahip pragmatist bilinç için sadece kendine yaraması esastır bu bilinç seviyesinde bakan, duruma bakan insanların. Asıl bulunmamız gereken seviye bilimsel bilgiye, duyusal, gözlemci, deneyici bilinçten farklı olarak tözsel bir ilişki kurduğumuzda gerçekleşen bilinç. Bu nasıl bir şey? Biz bunu fenomenolojik sosyolojide çok fazla görüyoruz. Hepimiz gündelik hayatın içinde aslında birbirimizi görmüyoruz. Birbirimizi sahip olduğumuz etiketler üzerinden okuyoruz. Bu etiketler aslında bizi görünmez yapan maskeler. Ve biz bir durum, bir olayla, bir ona ilişkin bir şeye baktığımız zaman o etiketleri görüyoruz. İşte tözsel bilinç diyor ki,
kalem nedir sorusundan yola çıkarak gene, onun özelliklerini bir kenara bırakarak asıl kendisiyle ilişki kurduğumuz zaman bir yanıt bulabiliyorsak, asıl bilimsel bilgiye de böyle ulaşıyoruz. Burada da artık sosyolojik bakıştan, sosyolojinin temel prensiplerinden yola çıkarak bakıyoruz demektir. Dolayısıyla bugün özellikle ekolojik sorunlar üzerinden bir durum değerlendirmesi yapacaksak, işte bu bilinç seviyesinden bakmamız gerekiyor duruma. Yani bizim herhangi bir soruna bakarken onun üzerindeki örtüleri en azından bir anlığına da olsa parantez içine alıp, gerçekten o durumun özüyle, aslıyla, temeliyle ilişki kurup ona bakmamız gerekiyor. Bugünkü sunumun temel bağlamı da ekolojik sorunlara bu bilinç seviyesinden bakabilmenin yolunu bulabilmek. Buraya kadar kısa özet yaparsam, ilk bilinç duysal bilinçti, hatırlamanız için tekrar söylüyorum. Herkes buradadır umuyorum ki, çok da fazla sizi uyutmamışımdır. İlk bilinç seviyesi duysal bilinç, bu gördüğü üzerinden fikir üreten bir bilinç. Sadece gördükleri üzerinden değerlendirme yapar. İkinci bilinç felsefi bilinçti. Neydi özellikleriyle? İmge arasında ilişki kurandı. Bu önemli, ilişki kurmayı öğreniyoruz burada. Bağlantılar kuruyoruz. Üçüncü bilinç gözlemciydi. Yaratım süreçlerini işin içine katıyordu incelediği şeyde. Dördüncü bilinç pragmatist bilinçti. Sadece kendi yararı üzerinden, işlevleri üzerinden açıklama yapıyordu. Beşinci bilinç en son söylediğim tözsel bilinçti. Özellikleri soyutlayarak asıl köküyle ilişki kurmak ve oradan yanıtlama çabası içinde olmaktı. Bu bilinç seviyesi bugünkü sunumun sosyolojik bağlamını oluşturacak bilinç seviyesi dedik. Ben şimdi buradan açamıyorum ama burada bir link koydum. Bu link şöyle bir şey. Bunu derslerde de kullanıyorum ben. Sosyolojik bakışı çok çok verebilen bir link bu. Herkes kendi penceresinden o günkü manzarasını yüklüyor ve burada pencereden bize gösteriyor. Tıklıyorsunuz, buraya giriyorsunuz, işte ne bileyim, işte Amerika'da, Arizona'da birisi penceresinden gördüğü manzarayı 5-6 saniyeliğine yüklemiş. Bir başkası Ankara'dan, bir başkası İzmir'den. Kendi gördüğü manzarayı bize gösteriyor. İşte sosyolojik bakış böyle bir bakış. Herkesin kendi manzarası var. Ama bulunduğu bilinç seviyesinden o manzarayı okumak, işte kişinin bulunduğu bilinç seviyesini görmemizi sağlıyor. Sadece gördüğümüz üzerinden mi, yoksa gerçekten aslıyla ilişki kurarak mı bakmalıyız? Derslerde şöyle örnekler de yapabiliyorum. Pandemi süresinde çok yapamadım ama işte iki tane pet şişe getiriyorum. O iki pet şişe birbiri görüntüsü üzerinden hiçbir farkı yok. Ama birinde şekerli su var. Soruyorum, fark var mı? Gördüğü üzerinden hiçbir fark göremiyor öğrenci. Ama ne zaman tadına bakıyor? Yani ne zaman deneyimliyor? Bilgiyi ne zaman deneyimlersek, aa bu tatlıymış ya da bazen tuz koyuyorum, aa bu tuzluymuş diyerek o suyun farkını görebiliyor. Bizim temelde tözsel bilinç seviyesine ulaşmamız, deneyimlerimizle gerçekten özüyle, sorunun özüyle ilişki kurabilmemizi sağlıyor. Her neyse o sorun, böyle bakabilmek de işte o sosyolojik bakışa, o sosyolojik misyona sahip olmayı gerektiriyor. Bizim bu handikapımız, ben kendi açımdan söylüyorum, herkes sosyologtur aslında baktığınızda. Hiçbirini küçümsemiyorum, sokakta da sosyologlar var. Ama işte o dışarıdaki yorum yapan sosyologdan farkımız da, hani bunca eğitim alıyoruz ya, yüksek lisans doktoralar yapıyorsunuz, lisans eğitimi alıyorsunuz, içinizde sosyoloji okuyanlarınız varsa, işte bu fark gerçekten gördüğümüz üzerinden değil, o görünenlerin hepsinin üzerindeki etiketleri bir kenara koyarak soruna gerçekten özüyle bakabilme yeteneğine sahip olmayı mümkün kılıyor. O yüzden sosyoloji çok kıymetli. Ve bu bir analitik çaba. Bu nasıl bir çaba? Sorunun kökünü anlayabilmek için bir analitik çaba. Çevre sorunları dediğimizde de işte bugünkü size bakmaya, göstermeye çalışacağım nokta da bu. Burada da böyle bir harita koydum size. Biz hep haritayı bize gösterilen şekliyle algılıyoruz ve öyle öğreniyoruz. Ama harita bize ters olarak sunulduğunda acaba haritayı okuyabiliyor muyuz? Ya da o bize çok yabancı mı geliyor? Biz
o haritaya baktığımızda bunun ters olduğunu gördüğümüzde nasıl bir şey uyanıyor bizim içimizde? Mesela bu harita Avustralya'yı merkeze alan bir harita. Çünkü Avustralyalılar yapmışlar. Haritada herkes kendi ülkesini, kendi memleketini ortaya alır ve oradan dünyayı okur. Gene görünenler üzerinden okuma çabasıdır bir harita okuma. Acaba tersten okusak ne görürüz? Çevre sorunlarını işte böyle inceleyebildiğimizde, bu beş bilinç seviyesinden tözsel ilişki kuran bilinç seviyesine ulaştığımızda, yani görünenler üzerinden değil, asıl köke bakabilip yorumlar yapabildiğimizde biz bağlantısal, bütüncül bakış açısına sahip oluyoruz sosyolojik olarak. İki türlü bakış açısı var. Bu bilinç seviyeleri ve buradaki konumuz gereği çevre sorunları ama sorunlar üzerinden baktığımızda indirgemeci bakabiliyoruz ya da bütünsel bağlantısal bakabiliyoruz. İndirgemeci bakışla baktığımızda hava kirliliği var, su kirliliği var, toprak kirliliği var, hızlı nüfus artışı var. Bütün bunların sebebi hızlı nüfus artışı ve sanayileşme değil. Bir duruma indirgeyerek onu açıklama çabası içinde oluyoruz. Bu tek bir durumla diğer durumları açıklama çabası. İndirgemeci bakış ve bugüne kadar bu ders, bu sunumun kapsamı içinde gördüğümüz ilk bilinç seviyesiyle ilgili açıklamalar aslında zaten bunlar. Ama asıl önemli olan bağlantısal, bütüncül bakabilmek. O seviye, demin dediğim tözsel ilişki seviyesinde. Eğer biz tözsel, bağlantısal bir ilişki seviyesinden bir ekolojik soruna bakacaksak, insani deneyimler üzerinden açıklamalar yapmak durumundayız. Ve biz burada bir ekolojik sorun üzerinden açıklama yapıyorsak, bağlantısal, bütünsel bakış açısından, mesela sosyalizasyon sürecini açıklamalarımıza koymak durumundayız. Çünkü sosyolojik olarak baktığımızda sosyalizasyon bir öğrenme biçimi. Biz bir durumu, nasıl davranacağımızı, o durum karşısında nasıl hareket edeceğimizi, o durumun değerlerini, normlarını, davranış biçimlerini hep içinde bulunduğumuz çevreden öğreniyoruz. Ve bu bizim diğerleriyle kurduğumuz karşılıklı etkileşim. Ve bu etkileşim hayatın sonuna kadar devam eden bir etkileşim süreci. Bu etkileşim süreci içerisinde biz aslında hayatın içinde bulunduğumuz çevrenin yaşam tarzını öğreniyoruz. Bu yaşam tarzı ne derseniz, hepimiz insan gibi doğsak da aslında içinde bulunduğumuz sosyalizasyon aşamalarından geçerek insan olmayı öğreniyoruz. İnsan olmak doğmak gibi değil. Olmak o normları, o değerleri, o kurallar bütünlüğünü içselleştirmek ve sonra diğer nesillere aktarma süreci. Dolayısıyla nasıl insan olunuru, coğrafya kaderde de geliyor konu ama içinde bulunduğumuz toplumsal çevre üzerinden öğreniyoruz. Bizim için çok kıymetli bu seviye. Çünkü sosyalizasyon süreci bize o ilk söylediğim bilinç seviyelerini de kazandırıyor. Hangi sosyalizasyon süreçlerinden geçerek acaba o bilinç seviyesine ulaşıyoruz? İşte burada ünlü ekolojik düşünürlerden Bahro diyor ki, ekolojik bunalımın aslında doğayla ilişkili bir sorun olmadığını söylüyor. Bizim doğayla olan ilişkimizden kaynaklanıyor diyor. İşte o ilişkiyi kurgulayan şey de sosyalizasyonun kendisi. Biz sosyalizasyon ajanları dediğimiz aile, arkadaş grubu, eğitim, okul, sosyal medya kitle iletişim araçları gibi bir takım ajanlar var. Bizim bunlarla kurduğumuz etkileşim ve ilişkiler süreci içerisinde biz çevremizle bir ilişkiye giriyoruz. Ve asıl problem işte o kurduğumuz etkileşimler sonucunda gerçekleşen o ilişkide. Yoksa bizim doğayla bir problemimiz yok. İşte ekolojik bunalımın götürdüğü bu inanılmaz boyutlardaki problemlere baktığımızda da Bahro diyor ki kurumsal bir problem var. Tam da sosyolojik bakıyor işte. O kurumsal problem aile içerisinde aktarılamayan değerler, normlar, ilişkiler sistemi olabiliyor. Arkadaş ilişkilerinde, okulda. Hani eğitim diyoruz ya, asıl sorun eğitim. Asıl sorun işte bu sosyalizasyon süreçleri içerisindeki aksaklıklar. O aksaklıklar bizim aynı zamanda çevreyle kurduğumuz ilişkide de bir takım problemler
yaratabiliyor. Bu böyle çok uzun uzun anlatılacak bir şey ama size çok kısaca toparlayabilirsem, kendi adıma da çok mutlu olacağım. Bu bakış açısı, yani bizim doğayla kurduğumuz ilişki içinde doğada bir problem olduğu, doğayı çözmemiz gerektiği, doğanın üstünde olmamız gerektiği fikri indirgemeci bakış açısından kaynaklanıyor. İşte toprak kirleniyor, hava kirleniyor, su kirleniyor, biyoçeşitlilik yok oluyor, hızlı kentleşme var, turizm bir takım problemler yaratıyor, hava kirliliği sebebiyle bir sera etkisi var, hava ısınması sebebiyle. Bütün bu sorunlar aslında tek bir sebebe dayalı olarak yapılan açıklamaları gösteriyor. Oysa sosyal bilinç açısından baktığımızda da bağlantısal bütüncül bakış açısına sosyolojik olarak geçtiğimizde ekolojik sorunların sadece doğada meydana gelen kirlenme ve bozulmalarla olmadığını, bununla sınırlı olmadığını, aynı zamanda toplumsal yapıdaki bozulmaların, toplumsal yapıdaki bu bozulmaların doğaya yansımalarının bir sonucu olduğunu da fark etmemiz lazım. İşte örneğin indirgemeci bakış diyor ki insanların bilinçsiz üretim ve tüketim faaliyetlerinde bulunmaları çevresel problemlere sebep oluyor. Bu indirgemeci bakış açısı. Bağlantısal bütünsel baktığınızda evet üretim ve tüketim faaliyetleri çevresel sorunlara sebep oluyor. Ama aynı zamanda toplumsal ve bireysel eşitsizlikler de ekolojik sorunlarla ilişkili. Hiyerarşi ve güç ilişkileri de ekolojik sorunlarla ilişkili. Kültürel ve yönetsel yapılardaki problemler de ekolojik sorunlarla ilişkili. İşte bunlar arasındaki ilişkiyi görebilmek, yani sadece gördüğümüz çevre sorunları üzerinden o soruna ilişkin açıklamalar yapmak yerine ilişkiyi görüp temeldeki probleme inebilmemiz çok önemli. Peki bu nasıl gerçekleşecek? Bunun da sosyolojik açıklamaları üzerinden size kısaca yanıtlar verebilme çabası içindeyim. İlk başlangıç noktası Durkheim'a gidiyor. Mekanik ve organik toplum yapısı. İlk bulunduğumuz, ilk dünyanın şekillendiği, bizim ilk gruplar arası ilişkiyi kurduğumuz zaman mekanik toplum yapısındayız. Mekanik toplum yapısı bizim bugün çok kolaylıkla bileceğimiz imece usulü bir iş bölümünün gerçekleştiği yer. Yani diyelim ki bir bina mı yapılacak? Herkes usta. Herkes o işi yapmaya çaba sarf ediyor. Herkes bir işin bir kenarından tutuyor. Binayı beraber inşa ediyoruz. Mekanik toplum böyle bir toplum. Daha yüz yüze ilişkilerin olduğu, daha birincil ilişkilerin olduğu, herkesin birbirini çok yakından tanıdığı bir toplum yapısından bahsediyorum. Mekanik toplumun açıklamaları da çoğunlukla indirgemeci açıklamalar. Yani gördüğü üzerinden yorum yapan o ilk bilince dair açıklamaların olduğu toplum yapısından bahsediyoruz. Organik toplum artık uzmanlaşmanın gerçekleştiği toplum. Herkesin kendi alanında uzmanlığa sahip olduğu ve o uzmanlığı çerçevesinde açıklamalarda bulunduğu bir toplum yapısından bahsediyoruz organik toplumda. Bu öyle bir toplum ki herkes sadece kendi işini yapıyor. Kimse bina yapmaya niyetlenmiyor bir mimar gibi, bir mühendis gibi. Kendi alanı sınırları içerisinde kalarak o işi yapmaya çalışıyor. Organik toplum, modern toplumun bir göstergesi. İşte organik topluma doğru ilerleyen bu süreçte bir toplumsal dönüşüm gerçekleşiyor. Ve indirgemeci bakış açısı, yani gördüğü üzerinden bilinç seviyesine sahip olan insanlar, mekanik toplum ve onun görüşü, çevresel görüşü, mekanistik görüş. Bu dördü bir arada işleyen bir süreçti. Toplum değişiyor, toplum ilerliyor. Nereye geldik? Organik topluma geldik. Organik toplumun bakış açısı artık bağlantısal, bütünsel bakış açısına sahip ve bir ekolojik soruna ilişkin yanıtlarını da ekolojik görüş çerçevesinde açıklıyor. Boloise'de burada yaparken, burada size anlatırken aslında mekanik toplum ve organik toplum karşılaştırması yapıyormuş gibi görünsem de aslında bir soruna mekanistik indirgemeci bakış ve ekolojik bağlantısal bütünsel bakış üzerinden karşılaştırmayı yapmaya çalışıyorum. Bu da mekanik organik toplum karşılaştırması gibi size görünüyor. Şimdi insanın doğaya üstünlük kurma çabası
bizim mekanik toplumsal yapı içinde bulunduğumuz durumda gerçekleşiyor. Mekanik toplumda insan zavallı bir durumda. Yağmur yağıyor, sel oluyor. İşte deprem oluyor, binaları yıkılıyor. Mekanik toplum kendini bir organizasyon içerisinde tutamıyor. Ve böyle olduğu zaman da tek amacı doğaya hükmedebilmek, doğanın üstünde olabilmek. Eğer doğanın üstünde olursa, doğaya karşı güçlü olursa o zaman doğayı kontrol edebilecek, çevreyi kontrol edebilecek. Çünkü bu güçler bu güçlerin altında eziliyor. Bunun için tek amaç doğayı kontrol altına alabilmek. Bu ne? Mekanik toplum ve çevreye mekanistik bakmanın da bir yolu. İndirgemeci bakış, mekanist bakış. İnsan doğayı işleyecek, bir takım araçlar kullanacak, onu kullanacak, bir takım deneyimler elde edecek, bir takım teknikler kullanacak ve kullandığı bu tekniklerle doğaya üstün olacak ve doğayı egemenliği altına alacak. İşte bu bakış açısı bizim çevreyle kendimiz arasındaki uyumu, dengeyi bozan ilk bakış açısı. Aslında temel sorun, ekolojik sorunlar dediğimiz temel sorun tam da bu noktada dengenin bozulmasıyla gerçekleşiyor. Çünkü insan doğaya egemen olabilmek için doğaya müdahale ediyor. Çevreyi kontrol altına alıyor. İşte bu çok böyle kendisiyle tezatmış gibi görünse de çevreyi kontrol altına alma çabası aynı zamanda bizim doğayla kurduğumuz dengeyi bozuyor. Mekanist görüş bu anlamda bu dengeyi bozduğu için doğa, çevre ve ben diye bir ikilik yaratmaya sebep oluyor. Bunun da felsefi süreçte nasıl gerçekleşti çok önemli. Böyle kafanızda kalsın diye bir örnek üzerinden size anlatacağım bunu. Descartes'in hemen şurada slaytım vardı. Descartes'in tam 200 yıl boyunca bizim üzerimizde, bizim zihnimizde yaptığı bir küçük oyun bu. Düşünüyorum öyleyse varım felsefesi. Biliyorsunuz Descartes'in en önemli görüşü. Descartes insanı, varlığı mekanik ilkelere göre yer kaplayan ama düşünmeyen bir madde ve mekanik ilkelere göre işlemeyen ama hiçbir yer kaplamayan ruh olarak ikiye ayırıyor. Ve hem maddesi hem de ruhu olan tek varlığın insan olduğunu söylüyor. Böyle olduğu anda ne oluyor? İnsan içinde bulunduğu yerden bir üst basamağa çıkıyor. Çünkü insanın maddesi ve ruhu var. Çünkü insan düşünebilme yeteneğine sahip olan tek varlık. Kendinin dışında düşünebilme yeteneğine sahip olan başka bir şey yok. Onun dışında kalan her şey madde. Bakın ne oldu? Çevre üzerinde, çevreyi kontrol edebilecek bir zihinsel anlayış birden bize Descartes'la sunuluverdi. Böyle bir anlayışla insanın kendisini birdenbire üstün görmesi, onun aynı zamanda bu üstünlükle çevreyi kontrol etme çabasına yönelmesine de sebep olacak biraz daha ileride. Yani aslında biz bunu sanayileşmeyle görünür gibi görüyoruz çevreye müdahaleyi ama aslında temeli ta Descartes'in bu düşünceyi bizim zihinlerimize ekmesiyle başlıyor. Kendimizi bir şey sandık, bir şey olduk böylece. Biz kendimizi çevreden ayırdık ve çevrenin üstünde gördük. Böylece ne oldu biliyor musunuz? Böylece insan aslında ikiye ayrıldı. İnsanın ikiye ayrılması ne demek? Ben ve öteki ayrımının da ortaya çıkması demek. Bunu gündelik hayatın içinde çok görürsünüz. İnsan kendi evine tükürmez. İnsan kendi için evinde halısını silkelemez. Ama ne yapar? Sokağa çöp atar. Ya da halıyı sokaktan silkeler. Ya da sokağa tükürür. Çünkü sokak artık dışarısıdır. Dışarısı da maddedir. Ve madde olan ondan ayrıdır. O madde olandan üstündür. Bakın zihnimizin bir tek bir bilgiyle nasıl çevreden koptuğunu, nasıl doğadan kendini ayırdığını görüyoruz. İşte bu bakış açısı
bugün geldiğimiz bağlantısal, bütünsel bakışı da kavramamıza engel oluyor. Çünkü biz kendimizi çevreden ayrı ve ondan üstün görmeye başladığımızda bağlantısal, bütünsel bakış da böyle afaki, böyle kuantumsal bir bakış gibi görünüyor. Ama biz ayrı değiliz bu içinde bulunduğumuz ekolojik hayattan. Çünkü biz de kendimiz de bir doğayız baktığımızda. Buradan bir başka düşünür de işin içine girecek ve diyecek ki, geri dönerim buradan. Evet, demiyorum. Bacon. Bilgi güçtür diyecek. Tam da Descartes'a böyle yakışan, bizim onunla tam Descartes çok güzel şeyler söyledi derken etkilendiğimiz ve kendimizi daha üstün gördüğümüz anda da Bacon diyecek ki bilgi güçtür. Bilgi fayda sağlamalı, bizim eylemimize hizmet etmelidir. Fikriyle, hani o pragmatist bilinç seviyesi var ya en başta anlattığım, bu sefer bizim bilinç seviyemizi pragmatist bilinç seviyesine yükseltecek bir durumla karşı karşıyayız. Böylece insan doğa üstünde sınırları geliştirecek, kendini geliştirecek, doğaya boyun eğdirecek. Çünkü ondan üstün ve ondan ayrı ve doğayı kontrol edecek duruma geliyor. Bu çünkü onun için aynı zamanda da faydalı. Yiyeceğini bulacak, depreme karşı kendini kontrol edecek, sellerden kurtaracak kendini, teknik ve teknolojik bilgisini geliştirecek ve bilgiye sahip oldukça aynı zamanda diğer insanlardan ve doğadan da daha üstün pozisyona gelecek. Ama bu o kadar zor bir anlayış ki, kendisinin dışında insanın her şeyi madde olarak görmesi, insanın kendisinin ikiye bölünmesine sebep olması ve ikiye bölünmüş böylesine bir bilinç, kendi üstünlüğü üzerinden açıklamalar yapan bu bilinç, aynı zamanda kendine ve doğaya da yabancılaşmış bir bilince sahip olmamıza sebep oluyor. Ne zamana kadar? Bağlantısal, bütünsel bakış açısına, yani ekolojik bakışa geçene kadar. Eğer biz kendimizi madde ve ruh olarak ikiye bölünmüş bir bakış üzerinden, bilinç üzerinden, indirgemeci bir bakışla, mekanistik bir bakışla tanımlarsak, bu bağlantısallığı, bu bütüncül bakışı yakalayamayacağız. Ve kendimizi doğadan ayrı ve doğadan üstün görmeye devam ettiğimiz sürece de ekolojik sorunları, çevresel sorunların kökünü göremeyeceğiz ve böyle olduğu zaman da palyatif çözümlerle, geçici çözümlerle ekolojik sorunlara cevaplar bulduğumuzu zannedeceğiz. Bu da biraz sonra size ekolojik görüşün ilkelerini anlatırken göstereceğim, karşımıza çıkacak. Evet, insanın kendisine ve doğaya yabancılaşması süreci bu. Bu fotoğrafı çok seviyorum. Makineleşmenin ne duruma geldiğini gösteriyor. Soya fasulyesi toplama sırasında yapılan bir fotoğraf çekimi bu. Sahip olduğumuz bilgi doğaya hükmetmek için bize çok önemli bir güç sağlasa da, aynı zamanda doğayı da kullandığımız için, yani pragmatist olduğumuz için, doğa buna izin vermiyor. Çünkü doğanın kendine göre ilkeleri ve yolu var. Bu dönemde bir takım yapılan açıklamalar var ekolojik sorunlara ilişkin. O ekolojik sorunlara ilişkin olarak yapılan açıklamalardan biri, insanın kendisini doğanın bir parçası olarak değil, doğanın efendisi olarak görmesi eğilimi. İnsan merkezci açıklamalar olarak geçiyor ekolojik sorunlara yapılan cevaplara baktığınızda bunu. Kendini bir efendi olarak görüyor ve bu efendi ekolojik dengeyi sağlayacak bir efendi. Bu efendi toprağın işleyicisi, ama o efendi aynı zamanda Tanrı'nın buradaki bir temsilcisi. Feodal düşüncenin de buradan geldiğini çok kolaylıkla görebilirsiniz insan merkezli ekolojik yaklaşım açıklamalarında. Bu efendi hizmet için, topluma hizmet için o toprağı işleyecek, işletecek, oradan bir takım verimler alacak, onu satacak, pazarlayacak, bu işten kazanç sağlayacak ve ekolojik dengeyi de böylece gözetecek. İsraf etmeyecek, aşırıya kaçmayacak, sorumluluk bilinciyle hareket edecek. Dünya kocaman bir çiftlik. Biz de insan olarak bu çiftliğin
efendisiyiz. John Passmore, bu insan merkezli ekolojik sorunlara insan merkezli bakış açısının açıklamalarını yapan ekolog. Tabii burada feodal düşünceyi, emperyalizmi, ardından gelen küreselleşmenin de kökünün tam da bu dünyanın kendisini dünyanın efendisi olarak gören bu düşünce anlayışından geldiğini biliyorsunuz diye düşünüyorum. Gelelim bağlantısı, bütün bu açıklamalarımın asıl gelmek istediği nokta bağlantısal bütüncül bakış açısı. Burada karşımıza varlık zinciri kavramı çıkıyor. Bu bağlantısal bütüncül bakış açısının ekolojik sorunlarla ilişkili olan karşılığı da ekolojik dönüş. Eğer biz çevre sorunlarına bağlantısal bütüncül bakabiliyorsak, ekolojik görüş üzerinden bir takım fikirler iddia edebiliriz, söyleyebiliriz. Ve bu ekolojik görüşün temel kavramlarından bir tanesi de varlık zinciri kavramı. Evrende her şeyin hiyerarşik olarak birbirine bağlı olduğu, bunu bir zincirle ifade ediyorlar. Zincirin halkalarının birbirleriyle bağlantılı olduğunu ve bu bağlantılar üzerinden de her şeyin bir uyum ve denge içinde olduğunu söylüyorlar. Ekolojik görüş temsilcileri. Zincir sayısız halkadan oluşuyor. Bir parçaya verdiğiniz zarar diğer parçaların da bundan etkilenmesine sebep oluyor. Her parçanın kendi açısından bir işlevi var ve bu işlev biçim, form değiştirse de devam ediyor. Yani zincir, altın zincir, gümüş zincir, çelik zincire dönse de o halka, form değiştirse de görevi, işlevi devam ediyor ve bir amacı var. Bu her zincirde, zincirin halkasının bir amacı var. Tarihte de mikroskobun bulunmasıyla bilimsel bir destek kazanıyor en alta kadar inebilme. Bu zincirin halkalarını, birbiriyle olan ilişkisini geçen de bir arkadaşım bir müze ziyareti yapmıştı. Orada bu fotoğrafı çekmiş. Sakın unutmayın, baharı iptal edemezler diyor David Hockney. Bu cümle çok önemli. Ekolojik görüşün de temel görüşlerinden bir tanesi. Yani dört mevsim var. Bu dört mevsimden her biri bir zincir olarak düşünürseniz yazı iptal edemiyorsunuz, baharı iptal edemiyorsunuz, sonbaharı, kışı hiçbirini iptal edemiyorsunuz. Hepsi zincirin halkaları. Her birinin ayrı görevi var ve doğa bu zincirin halkaları üzerinden işlev görüyor. Zincir sayısız halkalardan oluşuyor ve halkanın da hiçbiri birinden daha üstün değil. Bir halkayı daha fazla sevebiliriz ama bu üstün olduğu için değil. Ekolojinin, ekolojik görüşün doğayla ilişkiyi açıklarken bazı prensipler, ilkeler ortaya koyduğunu görüyorsunuz. Bağlantısal bütüncül bakış açısından baktığında. Bu ilkelerden biri doğanın bütünlüğü ilkesi. Doğada her şey birbirine bağlı. Varlık zinciri prensibiyle de bakarsanız bunu görebilirsiniz. Dolayısıyla eğer siz zincirde herhangi bir halkaya zarar verirseniz onun size bir geri dönüşümü mutlaka olacaktır diyor ekolojik görüş. Bağlantısal, bütüncül bakış açısına sahip olduğu için. Yani siz dere kenarına bir bina yaparsanız bir gün o dere yoğun olarak akacak ve o binayı yıkacak. Eninde sonunda bunu gerçekleştirecek. Zincirin dedik ya, halkalarının birinden diğerine üstünlüğü de yok. Eğer siz zincirdeki bir halkadaki dengeyi bozarsanız, onu etkisiz hale getirirsiniz, kaçınılmaz olarak ortaya bazı ekolojik sorunlar çıkacak. Yani biz ekolojik soruna baktığımızda ne yapıyoruz? Bütüncül, bağlantısal ve ekolojik baktığımızda, bir dakika, o zincirin o halkasına bir şey yapmışız ki temelde bir problem ortaya çıkıyor diyeceğiz. İşte burada görünen fotoğraftaki gerçekleşen durumda olduğu gibi. Doğa mutlaka eski durumuna döner. Doğanın sınırlılığı ilkesi bir başka ilke ekolojik sorunlara yaklaşırken. Bu ilkeleri bilmemiz gerekiyor bizim ekolojik sorunları görebilmemiz için. Çevre ve yenilenen kaynaklar sınırlıdır diyor. Yani kaynaklar kendisini sürekli yenileyemez çevrenin içinde, doğanın içinde. Bu ilke aynı zamanda geri dönüşüm ilkesi olarak da karşımıza çıkıyor. Nasıl? Bununla ilgili ben polar örneğini veriyorum. Polarların %100'ü pet şişeden yapılıyor, biliyor musunuz bilmiyorum.
Plastik pet şişeler eziliyor, ince pullar haline getiriliyor, eritiliyor, kaynatılıyor. Bakın bu düşünce demin de size söylediğim bilinç seviyelerinden yenilikçi bilinç seviyesine ait bir seviyeden bu açıklamayı yapıyorum size şimdi. Yani bir görünen bir sorunun onu yaratan bütün süreçleri üzerinden açıklama yapıyorum. Plastik şişe eziliyor, inceliyor, bir pullar haline getiriliyor, eritiliyor, karıştırılıyor. Çok uzun bir süreci var bunun ve bu giysi elde ediliyor. Yaklaşık 3 milyar plastik şişeyi çöplük alanlarından kurtarıyoruz biz polar üreterek. 500 bin varil petrol tasarrufu sağlıyor. Her yıl 400 bin ton atmosferik karbonu elimine etme potansiyeline sahip oluyoruz böylece. Sadece plastik şişeler üzerinden. Yani geri dönüşüm. Yani çevrenin sınırlılığını görebilme ve bunun için çeşitli yenilikçi çözümler üretebilme. Bir sorunu görerek. Bu bakış açısı ekolojik bakış açısının temeli. Doğanın öz denetim ilkesi. Doğa kendi içinde bir dengeye sahip. Kendi işleyişini düzenliyor. Kendi öğelerini dengede tutuyor. Bu öz denetim. Örneğin fare sayısı çoğaldığında onlarla beslenen tilki ve baykuşların da sayısı artıyor. Keza kurt, aslan, kaplan hep aynı biçimde avlanıyor. Bunların avlanma süreçlerini inceleyen bilim adamları görüyorlar ki çok fazla avlanmaktan kaçınıyorlar. Dolayısıyla avlarının sayısını hep sabit tutuyorlar aslında. Doğa kendi öz denetimini kendisi sağlıyor. Eğer biz ona karışıp da o kendimizi üstün gördüğümüz o indirgemeci bakıştan kurtulamazsak bu öz denetimi görme şansımız da ne yazık ki yok. Artan nüfus çevre sorunlarını ağırlaştırır ilkesi. Bu ilkenin arkasında da niceliksel olarak insan nüfusunun artması problemiyle karşı karşıyayız. Bunun arkasında da bu insan nüfusunun artmasında bir problem yok. Ama insan atıklarının çevreye zarar verme potansiyeli artıyor. Yani iki insanın atığı mı, 2 milyar insanın atığı mı? Ne kadar çok artıyorsak çevresel atıklarımız da o kadar fazla artıyor. Bunun için bunu görmemiz gerekiyor. Bu sorun önemli bir sorun, nüfus artışı. En uygun çözümü doğa bulmuştur ilkesi. Bu ilkeyi de çok seviyorum. Instagram'da buldum bu fotoğrafı da. Paraşütü açılmadığı için yere çıkılan John Murray isimli kadın yüzlerce ateş kırıcısını ısırığıyla yüksek miktarda adrenalin salgıladığı için ölümden dönüyor. Yani biz bir karıncanın ısırığının adrenalin salgılanmasına sebep olduğunu ve bunun da kalbin çalışması için gerekli olduğunu doğanın içinde öğreniyoruz. Değişim ve doğa beraber ilerliyor. İnsanın doğaya karşı koyduğu, karşı yaptığı her müdahale aslında en uygun çözümü görmemizi engelliyor. Biz kendimizi doğadan ayrı ve üstün gördüğümüz zaman kendi aklımızla doğaya bir takım çözümler ileri sürerken aslında doğanın en uygun çözümü bulduğunu ve bize bunu göstermeye çalıştığını ne yazık ki göremiyoruz. Sosyolojik anlamda bir başka ilke de kültürel ekolojiye saygı ilkesi. Bu öyle güzel bir ilke ki aslında kültürel anlamda insanların yüzyıllardan beri yaşayarak deneyimle öğrendiği bilgileri var. Ve bu bilgiler aslında içinde yaşadığımız o kültür seviyesindeki çevreye uygun bilgiler. İşte mesela Güneydoğu Anadolu'da biliyorsunuz et yemekleri sabah kahvaltıda yeniliyor. Ciğerle uyanıyorlar. Ciğer yiyerek kahvaltı yapıyorlar. Bu nasıl olur diye düşündüğümüz bir şeyken o kahvaltıda bunun beraberinde sunulan envai çeşit yeşilliği görüyorsunuz. O yeşillik aynı zamanda o etin mide ve bağırsakta atılımını kolaylaştıran bir şey. Yani kültürel evrim bize bir takım çevresel, biyolojik sorunlar karşısında ne yapabileceğimizi gösteren çözümler de sunuyor. Bilimsel anlamda verilerle desteklenen bu gerçek, mesela Anadolu halkının yüzyıllardan beri bildiği bir şey ve biriktirdiği deneyimlerle elde ettiği bir şey. Biz aslında çevreyle uyumlu ve onunla etkileşim süreçleri içinde çevreye saygılı bilince ulaşabilsek,
bu kültürel deneyimin gerektirdiği bilgiyi de görebileceğiz ve çevresel sorunlarla ilişkilendirdiğimizde bu çevresel sorunları bu kültürel bilgi birikimiyle de çözebileceğimizin farkında olacağız. Doğayla birlikte gitme ilkesi de doğayı bozmadan, ona zarar vermeden, içinde bulunduğumuz çevresel şartlarla beraber yürüme ilkesi. Biz bunu şehir sosyolojisinde, şehir kuramları içerisinde görüyoruz. Tek merkezli çemberler kuramı, bölgesi kuramlarından bir tanesi. Michigan şehrinde çevrenin nasıl organize edildiğini anlatıyor bu kuram. İşte bir göl var ve gölün etrafında kurulan bir şehirden bahsediyoruz. Arkaya doğru ilerledikçe dağ, önde de göl var. Ve burada şehir çemberler etrafından organize oluyor. İşte örneğin Amerika'da otoyollar hiçbir engebeye tabiz vermeden dümdüz ilerlerken, İngiltere'de doğayla uygun biçimde, İrlanda'da mesela o böyle videoları izlerseniz doğayla uygun bir biçimde yollar kıvrımlarla ilerliyor. Yani bizim aslında yapmamız gereken doğayla uyumlu biçimde ilerlemenin yollarını aramamız, ekolojik sorunlar üzerinden açıklamalar yaparken. Burada da işte bu ekolojik sorunlara bağlantısal, bütünsel yaklaşım üzerinden yaklaşan bazı çalışmacılar var. Bunlardan bir tanesi James Lovelock, çevre merkezli çevre etiğinin de kurucusu. Gaia hipotezi dediği bir hipotezi var. Yunanca'da Gaia yer tanrıçası demek. Yani dünya aslında Gaia ile anlattığı. Ve diyor ki dünya çok büyük bir organizmadır. Bu organizmada plankton da balina da birbirine bağlıdır. Ekolojik görüşün varlık zincirini hatırlayın. Bunlar arasında hiyerarşik olarak hiçbir fark yoktur. Bunlar birbirlerini desteklerler, birbirlerine katkıda bulunurlar, beraber ilerlerler. Çevresel anlamda bizim çevre sorunlarına bakışımız eğer bağlantısal, bütüncül olursa, biz çevrenin sürdürülebilmesi için bu ilişkiyi görebilirsek, belki de çevre sorunlarıyla hiç karşılaşmayacağız kurduğu bu Gaia hipotezi üzerinden açıklamalara baktığınızda. Bağlantısal, bütünsel yaklaşımın merkez etik görüşü de Aldo Leopold'da karşımıza çıkıyor. Onun bir toprak etiği yaklaşımı var. Toprak etiği yaklaşımında da toprağı sadece bir nesne olarak görmüyor ekolojik görüş. Hatta diyor ki sizden ayrı bir varlık değildir toprak. Bu toprak zedelenmiştir, yaralanmıştır, hatta öldürülmüştür insanın kendisini daha üstün görmesiyle. Toprak bir arazi değildir. O bitkinin, hayvanın, insanın içinde yaşadığı bir enerjisel çemberdir. Bakın gene varlık zinciri görüşü ile toprakla olan ilişkiyi bütüncül bir bağlantısal yaklaşımla ele alma çabası bu. Ne kadar indirgemeci yaklaşımdan, ne kadar mekanistik görüşten, Descartes'in ve Bacon'ın bu zihnimizi hırpalayan, zihnimizi ben ve öteki diye bölen o ikicil bakışından ne kadar uzaklaşabilirsek, bütüncül bakışa o kadar yaklaşabiliyoruz. Bir toprağı bile kendimizden ayrı göremeyecek ekolojik bir görüşe ulaşabiliyoruz. Aldo Leopold bunların en önemli temsilcilerinden bir tanesi. Mesleki eğitimi ormancılık üzerine Leopold'un. Onun döneminde indirgemeci yaklaşım çok fazla kullanılıyor. O da işte bu indirgemeci yaklaşıma karşı durarak bağlantısal, bütüncül, holistik bakışı savunuyor. İnsanın ancak görebileceği, hissedebileceği, sevebileceği, anlayabileceği, benimseyebileceği, inanabileceği şeylerle etik ilişki kurabilir insan diyor. Ve burada işte toprak çok önemli. Siz toprağı görebilirsiniz, hissedebilirsiniz, dokunabilirsiniz, onu anlayabilirsiniz. Onun için deneyim çok önemli. Eğer toprakla insanın ilişkisi kopmuşsa, topraktan uzaklaşmışsa toprağı anlayabilme imkanı kalmıyor. Kendini ondan üstün görmeye başlıyor. O yüksek binalarda, yüksek kuleli evlerinde topraktan uzaklaşıyor. İşte buna da Aldo Leopold biyotik yurttaşlık diyor. İnsanların, bireylerin biyotik yurttaşlık rolüne sahip olması, toprağı anlaması, topraktaki
rolünü anlayabilmesi imkanını doğuracak ve böylece ekolojik görüş sahibi olacak. Bu yaklaşımların içinde en iyi bilineni de Arne Nesin derin ekoloji kavramı. Derin ekoloji yeşil siyaset hareketinin de, yeşiller hareketinin de önemli kaynaklarından bir tanesi. Bir takım ilkeleri var. Ekolojik görüş üzerinden açıklama yapan. Burada çok size zamanınızı almamak için çok fazla üzerinde durmayacağım. Ama Arne Nees ve derin ekoloji yeryüzünde tüm insanların ve yeryüzünün kendisinin bir değerinin olduğunu söylüyor. Ve bu değerle bizim bir olduğumuzu söylüyor. Biz bunlarla bir bütün ve birlikteyiz. Biz kendimizi ayrı hissetmemeliyiz. Ne yeryüzünden ne gökyüzünden. Bunlarla bir bütün üzerinden ekolojik görüş açıklamaları yapılıyor. Burada başka size söyleyeceğim. Şunu da söyleyeyim, derin ekoloji için dünya insanlara ait değil. Hepimizin içinde yaşadığımız bu dünya içerisinde birbirimizle beraber hareket etmemiz gerekiyor. Bu beraberlik bütüncül bakışa sahip olmazsak, diğerleriyle etkileşim içinde olmazsak, yani şurada gördüğümüz sığ ekoloji üzerinden açıklamalar yapmaya başlarsak, hiyerarşik bir bütünlük üzerinden kendimizi diğerlerinden üstün görmeye başlarsak, ekolojik sorunların da kaynağının sanırım biz olduğunu çok kolaylıkla görüp anlayabileceksiniz. Son olarak size söyleyeceğim toplumsal ekoloji. Toplumsal ekoloji Bookchin'in görüşleri çerçevesinde oluşturuluyor. O da aynı zamanda diğer yaklaşımların sahipleri gibi ekoloji ve doğa arasında, ekoloji ve insan arasında dinamik bir ilişkinin olduğunu kurguladığı toplumsal ekoloji dediği bir ekoloji bilimini inceliyor ve onun üzerinde çalışıyor. Ekolojinin toplumdan ayrı olamayacağını, bütün kökleşmiş sorunların da ekolojiyle ilgili bütün kökleşmiş sorunların da toplum kaynaklı olduğunu uzun uzun anlatıyor. Ben size bu çerçeve üzerinden çok fazla derinlemesine bilgi vermeyeceğim burada ama insanların doğaya kurduğu üstünlükler, hiyerarşik yapının getirdiği statüsel üstünlüklerin aynı zamanda çevre problemlerinin de kaynağı olduğunu toplumsal ekolojik yaklaşımla bize açıklamaya çalışıyor. Çevre sorunlarına çözümler üretilirken de ekolojik ilkeler çerçevesinde bir takım ilkeler iddia ediliyor. Bunlar kirleten öder ilkesi, ihtiyat ilkesi, önleme ilkesi, işbirliği ilkesi üzerinden temelde prensip olarak organize ediliyor. Şu gördüğünüz üç ilke indirgemeci bakış açısına sahip ilkeler üzerinden gerçekleştiriliyor. Yani kirleten öder ilkesi ne demek? Sen yaptın, cezasını da sen ödersin. Yani birini sorumlu tutmak, sanayileşme, fabrikalaşma, fabrika çevreyi kirletti, gidip para cezasını ona verelim. İndirgemeci bakış açısı, bağlantısal bütüncül bakamadığımızın bir göstergesi, çevre sorunlarına böyle çözümler bulmaya çalışmak. İhtiyat ilkesi ve önleme ilkesi, bunlar da bir sorun olmadan önce sorunu çözme çabaları. Böyle bir film var, şimdi adını unuttum. Tom Cruise'un oynadığı bir film. Suçlular daha zihinlerinde suç düşüncesi oluşmadan önce yakalanıp el çektiriliyor toplumdan. Direkt cezaevine koyuluyor. İhtiyat ilkesi ve önleme ilkesi de böyle bir ilke. Gene indirgemeci bir yaklaşımla suçluyu toplumdan ayırıp onu bir yere, o suçlu o duruma ne kadar süre içinde geldi, nasıl geldi, bunlarla hiç ilgilenmiyor. İşbirliği ilkesi doğayla beraber gidebilir. İşte bu bağlantısal, bütüncül ilişkiyi görebildiğimiz bir ilke. Bu ilkeyi kullanabildiğimiz zaman çevre sorunlarının çözümünde yerelden başlayarak bölgesel ve en sonunda da uluslararası düzlemde işbirliğinin sağlanması ve sürecin beraber yürütülmesi amacını güdüyor. Sonuç olarak size söyleyebileceğim bu sunumun size aktarmaya çalıştığım temel düşüncesi olan bağlantısal bütüncül bakış üzerinden ekolojik sorunlara yaklaşmamız gerektiği düşüncesi üzerinden bir cevap vermem gerekirse, yaşam
yaşamın kendisi en etkin ve en esaslı öğreti. Bağlantısal bütüncül bakış açısını 2012'den sonra bütün bilimdeki gelişmelerde biz görebiliyoruz. Eğer biz bu bağlantısal bütüncül yaklaşım üzerinden durumları değerlendirebilirsek, yaşamı oluşturan ağ yapılarını, bu ağ yapıları içerisindeki enformasyonu, yani bilgiyi, bu bilgi bütünlüğünün paylaşımını öngörebiliyoruz ve bunun üzerinden bütün sorunlara ama aynı zamanda çevre sorunlarına da çözümler bulabiliyoruz. Ondan önce bildiğimiz bizim bilimsel anlamda bazı çözüm bulma arayışlarımız var. Mesela metodolojik olarak tümden gelim ya da tüme varımla bir takım açıklamalar yapabiliyorduk eskiden. Tümden gelimle bir çevre sorunu üzerinden hipotezler kurup doğruluğunu kabul edip sahaya çıkıp o çevre sorunları üzerine açıklamalarda bulunabiliyorduk. Tüme varımda en küçük parçadan hareketle bir hipotezi test edip bir takım bilinen durumlarla ilişki kurup onun doğruluğunu açıklayabiliyordu. Ama bağlantısal, bütünsel yaklaşım artık günümüzde bu iki yaklaşımdan da ve çözüm bulma anlayışından da tamamen uzak. Yepyeni bir bakış açısına sahip olmamız gerekiyor. Burada asıl sahip olmamız gereken parçalar ve bütün arasındaki bağlantıyı görebilmemiz. Bizim süreci okuyabilmemiz gerekiyor. Çevre sorunu dediğimiz şey görünen ama o görünenin arkasındaki süreci değerlendirebilmemiz gerekiyor. Onun için de indirgemeci bakıştan kendimizi bir an önce kurtarmamız gerekiyor. Göz görür, kulak işitir, zihin anlar, bilinçte anlam kazandırır. Tüm bunların gerçekleştiği yerde içinde bulunduğumuz çevre ve o çevrenin enformasyon ağı. Bu ilişki, eğer biz bu ilişkiyi görebilirsek sorunu çözebilmemize katkı sağlayacak. Burada ben okumalar yaparken bu çalışmayla ilgili bağlantısal bütüncül yaklaşımla ilgili okumalar ve podcastler dinlerken bir hoca açıklamada bulunurken şöyle dedi. Bir düşünce nasıl ortaya çıkıyor? Tek bir düşüncenin ortaya çıkması için nöronlar arasındaki ilişkinin olması gerektiğini söyledi. Bir nöronun diğer nöronla bağlantı kurması bir düşünceyi oluşturuyor ve o düşünce 20 farklı düşünceyle aynı anda ortaya çıkıyor dedi. Düşünün, biz bir düşünceyi düşündüğümüzü sanırken arkada 20 farklı düşünce oluşuyor. Ve eğer nöronlar arasında bağlantı yoksa enformasyon da yok. Biz eğer bağlantısal düşünemiyorsak bilgiye de ulaşamıyoruz demektir. Eğer biz bilgiye ulaşamıyorsak da indirgemeci bakış üzerinden ortaya çıkan sorunların hepsini çeşitli sebepler üzerinden açıklama yapıyor duruma geliyoruz. O yüzden bağlantısal bütüncül bakış açısından sorunlara yaklaşmak, o bağlantıları tespit etmek, bilgiyi paylaşmak bize yepyeni bir kültürü de doğuracak. Bu da yaşamdaşlık kültürü dediğimiz, ekolojik görüş çerçevesi üzerinden açıklamalar yapabileceğimiz bütüncül bir kültür anlayışını da beraberinde getiriyor. Bu aynı zamanda içinde bulunduğumuz çevreyle kendinizi ayrı görmediğiniz, o çevreden kendinizi daha yukarıda, daha üstün görmediğiniz, o çevreyle kurduğunuz etkileşim içinde sizin de onun bir parçası olarak umutlandığınız, mutlandığınız, kendinizi daha iyi hissettiğiniz yeni bir yaşam ağı formunu da beraberinde getiriyor. Bu ağ çok merkezli bir ağ. Bağlantısal bütüncül yaklaşımla baktığınızda olaya, kendinizi merkeze koymak yerine yaşamın kendisinin merkeze koyduğunuz yeni bir anlayışı da beraberinde getiriyor. Böylece baktığınızda da, hani Süleyman Demirel'in bir sözü var ya, meseleleri problem yapmazsanız mesele kalmaz kısmına geliyorlar. Gerçekten yaşamı merkeze koyduğumuzda sorunların çözümüne sizin sorun yaratan bir varlık olarak farkına varmanızı da beraberinde getiriyor. Ve ekolojik yaklaşım bu anlamda size bağlantısal, bütüncül bakış için bir imkan veriyor. Zamanınızı aldım, kusura bakmayın.
Umarım açıklamalarım sizin için böyle bir ışık olabilmiştir, bir yol gösterebilmiştir. Sosyolojik bakabilmenin, en azından görünenin arkasını okuyabilmenin size bir fırsatını sunmuştur. Benim de burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkürler. Çok güzel bir sunumdu. Çok özlemişim sizi dinlemeyi. Teşekkür ediyorum. Ben de seni görmeye çok mutlu oldum. Keşke dedim bir podcast'i siz yapsanız da onu da dinlesek. İnşallah. Seviyorum teknolojiyi. Belki olur. O da bir gün olur. Çok güzel olur ya. Gerçekten. İnşallah yapabilirim. Zaman bir bulur. Sorumuz var hocam. İsterseniz tabii. Ben okuyayım. Tamam. Uzunca bir soru. Tamam. Belgin Doğan. Eski öğrenciniz yazmış. Nilüfer Hocam merhaba, ben Belgin Doğan, Hacettepe'de dersinizi almış öğrencilerinizden biriyim. Yıllar sonra tekrar ekoloji ve sosyoloji ile buluşmanıza çok sevindim. Şu anda bir girişimde sürdürülebilirlik ve sosyal etki odağında proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Temelde toplumsal cinsiyet eşitliği çalışsam da birçok farklı projede su yaşamı karasal yaşam gibi konularda da projelere katkı sunuyorum. Projelerimizden biri de müsilaj meselesiyle ilgili ve pek çok potansiyel paydaşla toplantılar gerçekleştiriyoruz. Özellikle özel sektör görüşmelerimizde fark ediyoruz ki sürdürülebilirlik departmanları olsa bile bütünsel yaklaşımda çok uzakta olan yaklaşımlar var. Örneğin müsilajın yalnızca su yaşamı ile ilgili olduğu düşüncesinden çıkarak insan sağlığı, karasal yaşam, karbon emisyonları vesaire gibi konularda bağını kuramıyorlar. Çünkü asla göremiyorlar. Bu konuda bahsettiğiniz bütünsel yaklaşımı bireylerin ve kurumların benimseyebilmesi için neler yapılabilir? Yani pragmatist yaklaşımı bütünsel yaklaşıma dönüştürmek. Aynen, işte benim de en büyük derdim bu. Belgin'cim, ne kadar güzel bir alanda çalışıyormuşsun. Bütüncül yaklaşıma geçebilmenin yolu, bir dakika ben nereden bakıyorum olayı, fark edebilmek. Yani bu çok zor bir şey. Yani bu, diyorum ya, Descartes'in ve Bacon'un 200 yıldır bizim zihinlerimize bu ben ve öteki ayrımı üzerinden gerçekleştirdiği bir bakış açısı. Böyle bakmayı öğrendik. Bütün sosyalizasyon süreci içerisinde böyle bir eğitim sürecinden geçtik. Bunu birdenbire buna geçebilmek çok zor. Ama doğayla ilişki kurmak, doğayla etkileşim içinde olabilmek, kendini doğadan bir farklı varlık olarak görememeyi bireysel anlamda gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu böyle hani hop toplumsal aydınlanma oldu, mümkün değil. Herkesin bunun bireysel sorumluluğuna varması gerekiyor. Yani demin o örnek verdim ya, evimin içine tükürmüyorum ama dışarıya tükürmeyi hak görüyorum. Çünkü dışarısı madde. Hayır, onun da bir madde olmadığını, onunla aramda bir etkileşimin bulunduğunu fark edebilmek çok önemli. O yüzden de toprak etiği kısmı belki aktarılabilirse, toprak etiğinin anlatılması, toprağın canlı, bizimle etkileşimde olan, onunla kurduğumuz bir ilişkinin olduğu, belki pratik olarak, böyle ne bileyim, toprağa çıkarak, toprakla etkileşim içinde olarak o kurumsal yapılarda yapılabilirse, belki canlandırılabilir, sürdürülebilir diye düşünüyorum. Onun dışında her şeyde kendimizi çok ayrım ve üstün görüyoruz. Öncelikle insanın bunu fark etmesi lazım. Ben kendimi ayrı ve üstün görüyorum. Bu bakışa sahibim. Bunu fark ettiği zaman yeni bakış açıları arar insan. Bunu fark etmiyor ki. Bunu fark etmesi lazım. Kısaca. Teşekkürler hocam. Başka soru gelmemiş. Ben hızlıca soru sormak isteyen varsa parmak kaldır butonuna tıklayıp söz isteyebilir. Ben de açtım şimdi, gördüm katılanları da, selamlarını sunanları. Senemciğim, Melekciğim, gördüm, okudum. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Tüm katılımcılarımıza ben de teşekkür ediyorum ilgileri ve destekleri için projemize. Size de tekrar teşekkür ediyorum hocam. Bunu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.